Beklent raporundan herkese iyi haftalar, bol kazançlı bir haftanız olsun dileyelim efendim. Öncelikli olarak hafta sonu haber akışları oldukça yoğundu. Kripto varlıklarında sert bir düşüşü takip ettik. Buradaki fiyatlamalar nasıl evrilecek bunu konuşuyor olacağız. Diğer taraftan ise bu hafta yine Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız. Toplantıdan çıkan ekstra mesajlar olacak mı? Küresel anlamda artan vaka sayıları öne çıkıyor. Amerika'daki güçlü aşılamanın yanında dünyanın diğer kalan bölgelerinde ise ciddi anlamda bir vaka sayısındaki artış ve ülkelerin turizm sezonunu kurtarma ve turizmden elde edecek gelirleri bir miktar daha koruma hedefleri var. Bu hedeflere yönelik bakalım bundan sonraki süreçte nasıl bir politika izlenilecek bunu da takip ediyor olacağız. Diğer taraftan ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 1,5'a kadar bir gerileme söz konusu. 1,5 aşılacak mı, kırılacak mı, buradaki aşağı yön devam edecek mi? Tüm bunların ayrıntısında yine Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tomuç Erbaş'la birlikte konuşuyor olacağız ama şimdi günün önüne çıkan gündem başlıkları ardından ise rakamları değerlendiriyor olacağız. Evet, ilk gündem başlığımıza bakacak olursak İstanbul'da konut kiraları bir yılda %10,81 oranında artış gösterdi. Gayrimenkul değerleme platformunun yayımlandığı verilere göre İstanbul'daki konut kiralarında son bir yılda %10,81 artış oldu. İstanbul genelinde konut metrekare kira bedelinin ortalama 17 TL olarak gösterildiği verilere göre ortalama kira bedeli ise 1667 TL oldu. Son bir yıllık değer artışının en yüksek olduğu ilçeler arasında Bayrampaşa, Beylikdüzü, Şile, Başakşehir ve Esenyurt yer alıyor. Diğer bir gündem başlığımızda ABD'den petrol sondaj kulesi sayısının artışına yönelik. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 10 ila 16 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 7 artarak 344'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise toplam 94 adet azaldı. Perşembe gününü 66,94 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 66,77 dolar seviyesinde tamamlamış oldu. ABD'de bu kez tüketici güvenine gidiyoruz. Son bir yılın zirvesinde. ABD'de Michigan Üniversitesi Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı Nisan ayına ilişkin tüketici güveni endeksi öncü verilerini açıkladı. Buna göre tüketici güveni Nisan'da bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 86,5 değerine yükseldi. Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamayan tüketici güveninin 89,6 değerini alması öngörülüyordu. Endeks Mart ayında 84,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Diğer bir gündem başlığımız ise Bitcoin fiyatlamasına gidiyoruz. 24 saat içerisinde 52 bin dolara kadar düşüş gösterdi. Kripto para birimlerinde en büyük işlem hacimlisi olan Bitcoin 3 haftanın en düşük seviyesi olan 52 bin dolara kadar düştü. Son 24 saatte rekor tazeleyen Bitcoin 64 bin dolara kadar çıkmış ve 24 saat içerisinde 10 bin dolardan fazla değer kaybederek birçok coin'in düşmesine neden oldu. Kripto para piyasalarının gidişatını belirleyen Bitcoin'in düşmesinden etkilenen birçok altcoin'de ise %30'lara varan değer kaybı yaşandı. Ethereum %11'den fazla değer kaybederken Ripple %17 oranında düşüş gösterdi. Litecoin ise %17, Dogecoin ise %26 oranında değer kaybı yaşadığını da söyleyebiliriz. Bu kez son olarak İtalya'nın Covid-19 tedbirlerini gevşetmesine yönelik hazırladığı bir plana gidiyoruz. İtalya Başbakanı Draghi, Covid-19 salgınına yönelik ülke genelinde uygulanan sıkı tedbirlerin 26 Nisan'dan itibaren açık hava etkinliklerine ağırlıklı verilecek olan şekilde kademeli gevşetileceğini bildirdi. Tedbirlerin daha esnek uygulandığı sarı bölge uygulamasının 26 Nisan'da devreye gireceğini duyuran Başbakan, geçmişe göre farklı yaklaşım izledik. Hükümet bugün verilerin iyi gitmesine bağlı olarak hesaplanmış bir risk aldı. Öncelik açık hava etkinliklerine verilecek. Restoranlar sadece açık alanda olmak üzere öğle ve akşam yemeklerinde açılacak. Kırmızı bölgeler haricinde tüm kategorilerde her düzeyde yüz yüze eğitime geçilecek şeklinde de yine konuşmuş oldu. Evet, bir tarafta aslında dünyada artan vaka sayılarını konuşurken diğer tarafta da bununla birlikte bir miktar daha yine gevşetilen de Covid-19 tedbirlerini konuşuyor olacağız. Şimdi ise rakamlara bakalım. Rakamlar bize neyi ifade ediyor? Bunları da konuşuyor olacağız. Evet, BIST 100 endeksine bakacak olursak cuma günü bankacılık endeksindeki %1'e varan bir düşüş öne çıkıyordu. Bunun etkilerini, bundan böyleki süreç görünüm nasıl olacak, nasıl şekillenecek bunu konuşuyor olacağız. Diğer tarafta 1408'den de puanı yatay bir seviyeyle kapatan BIST 100 endeksi söz konusuydu. Dolar TL'ye bakacak olursak dolar TL 8.10'a kadar çıktıktan sonra bir miktar daha 0,21'lik primle birlikte 8.08.81 seviyesini an itibariyle takip ediyoruz. Geçen hafta Merkez Bankası'nın değişmeyen
değişmeyen faiz kararı ama değiştirilen metniyle birlikte bir miktar daha piyasalardaki oynaklığın arttığını da söyleyebiliriz. Buradaki fiyatlama ne yöne doğru evrilecek? ABD 10 yıllıkları safil faizlerindeki bir miktar daha gevşeme hareketleri bir elinin altına doğru sarkma eğilimi devam edecek olursa gelişmekte olan ülke kurlarına nasıl yansıyacak bunları tartışıyor olacağız. Euro TL'ye bakacak olursak 0.1'lik bir primlenme 9.67 seviyesinden işlem görürken sepet kurda da 0.12'lik bir yukarı yön söz konusu 8.88 seviyesinden işlem görüyor. Gram altın ise altın onsun bir miktar daha burada 1765 dolar direncini aşması ile birlikte yukarı yönlü hareketlerinden nasibini aldı. 462 lira seviyesinden de an itibariyle işlem görüyor. Hemen paritelere geçelim. Buradaki dolar endeksindeki fiyatlama neyi ifade ediyor? Dolar endeksinde an itibariyle bakacak olursak 0.10'luk bir primlenme söz konusu. 91 seviyelerinde denge arayışında bulunan dolar endeksindeki yüksek geliş beraberinde gelecek mi yoksa buradaki düşüşler hareketi yine devam ediyor olacak mı? Programın ikinci bölümünde ise Cenk Akyoldaş'la birlikte konuşuyor olacağız. 91.63 seviyesinden işlem görürken Euro dolarda 1.19.62 seviyesinden işlem görüyor. Pound dolar ise 1.38.54 seviyesinden işlem görürken dolar yende ise yatay negatif bir görünümle birlikte 108.66 dolar İsviçre frangında görünüm korunmakta birlikte 0.92 seviyesinden işlem görüyor. Hemen Asya tarafına bakalım. Sabah seansı açılışlar nasıl bir tabloyu bize yansıtıyor? Japonya'dan gelen büyüme verisi oldukça öne çıktı. Japonya'dan gelen %16'lık bir büyüme Mart ayına ilişkin %11'lik bir büyüme beklentisi vardı piyasanın. Buradaki bir miktar daha büyümeler öne çıktı. Çin Şangay Endeksine bakacak olursak %1'in üzerinde bir primlenme söz konusu. Japonya Nikkei Endeksinde ise yatay pozitif görünüm söz konusu. Hong Kong borsalarında yarım puanlık bir artış görülürken Güney Kore Kospi'de ise 0.15'lik bir primlenme var. Hindistan Sensex'e bakacak olursak buradaki vaka sayıları borsalarda da düşüşe neden oldu. 273 bin vaka sayısı var Hindistan'da. Şu an dünyada en çok artan vaka sayısıyla birlikte bir miktar daha Hindistan hisse senetlerine de yansımış görünüyor. %2.15'lik bir düşüşle birlikte 47.779 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Hemen ABD vadelilere geçelim. ABD vadelilerdeki fiyatlamalar nasıl bir durumu yansıtıyor? Dow Jones Endeksine bakacak olursak 0.30'la birlikte geri çekilmeyle birlikte 34.012 seviyesinden işlem görürken S&P 500'de ise yatay görünüm korunmakla birlikte 4.169 seviyesinden Nasdaq'ta ise burada görece bir miktar daha pozitif bir hava söz konusu 0.11'lik bir primlenme ile birlikte 14.040 seviyesinden işlem görüyor. 10 yıllık tahvillere bakalım. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş bir miktar daha majör konuyu oluştururken artık geçen haftadan itibaren bir geri çekilme söz konusuydu. An itibariyle bakacak olursak ABD 2 yıllığında 0.16'lık bir geri çekilme, ABD 10 yıllığında ise %1'in üzerinde aşağı yön baskı ile birlikte 1.57 seviyesine kadar gelmiş durumda. 1.50 desteğini buradan itibaren kıracak mı yoksa burada bir denge arayışı söz konusu olacak mı yine konuşuyor olacağız. Diğer taraftan güçlü bir veri ISM imalat verisi olsun PMI rakamlarına baktığımız zaman makro dengelerinde ciddi anlamda yükselen veriler de öne çıkıyor. ABD 30 yılında ise 0.66'lık bir primlenme geri çekilme söz konusu yine 2.26 puandan da işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri gevşeme altın fiyatlarına bir miktar daha yansıdığını görüyoruz. Emtia tarafındaki fiyatlamalara bakacak olursak ABD 10 yıllığı emtia tarafındaki tablomuz gelsin. Buradaki ABD 10 yıllıklarındaki bir miktar daha gevşeme ile birlikte yine aslında altın tarafında 1765 dolar direncinin de kırıldığını görüyoruz. Tekrardan rejimizden rica edelim. Emtia tablosunu getirebilirsek eğer emtia tarafındaki fiyatlamaya bakacak olursak burada 1765 dolar direncinin kırıldığını görüyoruz. An itibariyle buradaki yükselişler bir miktar daha psikolojik seviye olan 1800 dolara doğru bir ilerleme söz konusu. Buradaki fiyatlamalar devam edecek mi? Tonguç Erbaş'la birlikte konuşacağız. 0.10'luk bir primlenme söz konusu altın onsta. Brent petrolde ise yatay görünümle birlikte 66 dolar seviyesini koruyor. Ham petrolde ise 0.24'lük bir düşüşle 63 dolar seviyesini koruduğunu söyleyebiliriz. Kripto para varlıklarına gidelim. Özellikle buradaki düşüş söz konusuyla hafta sonu ciddi anlamda bir miktar daha sert düşüşleri takip etmiştik. An itibariyle bakacak olursak Bitcoin'de 8.35'lik geri çekilmeyle birlikte
$50.000'lara kadar geri çekildikten sonra 56.626 seviyesinden an itibariyle işlem görüyor. Bitcoin TL'de ise %7.98'lik bir geri çekilme söz konusu. Ethereum'da da bir miktar daha geri çekilme yaşandıktan sonra burada da %1.16'lık bir yukarı yön eğilimi söz konusu. 2.246 seviyesinden işlem görüyor. Tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam ediyor olacağız. Efendim, beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez her pazartesi olduğu gibi haftaya genel beklentilerimizi aktarmak üzere Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Yücel Bey, hoş geldiniz. İyi haftalarımız olsun dileyelim. Merhabalar, hoş bulduk. Sizlere de iyi haftalar, iyi yayınlar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında vaka sayılarıyla başlamak istiyorum. Çünkü küresel anlamda, ciddi anlamda artış gösteren de vaka sayıları var. Yani geçmişten günümüze baktığımız zaman 100 milyonu aşan, 140 milyonluk bir vaka sayısı var tarihin başladığından bugüne. Şimdi ülkelerde de ciddi anlamda bir ayrışma söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aşılama, güçlü bir aşılama. Burada gelen büyük ekonomik veriler. Ama bunun yanında dünyanın diğer yörelerine baktığımız zaman ise burada da artan vaka sayıları öne çıkıyor. Öncelikle bununla değerlendirelim istiyorum. Bu artan vaka sayılarına yönelik ülkelerde bir turizmi kurtarma eğilimleri söz konusu. Nasıl bir gidişat görüyorsunuz? Evet, şimdi geçen sene yani toplu kapamalar, işte aşının vesaire, hatta hastalıkla mücadelenin çok böyle bilinmediği, ne olacağı konusunun da her zaman soru işareti oldu bir yaza doğru geçiş oldu, yani bu salgının başladığından sonra. Bu sene aslında biraz daha ümitlenmiştik, yani bu aşının neredeyse 4-5 farklı ülkede farklı isim altında denenmesi, uygulanması zaman zaman sıkıntı olsa da. Ama geldiğimiz noktada şunu anlayana kadar biraz zaman geçtiğini düşünüyorum. Yani bu mutasyon meselesi veya salgındaki o virüsün değişim hikayesi. Hatırlarsanız geçen sene mesela Hindistan'da bu kişi sayısı, vaka sayısı bu kadar çok hızlı artan bir durumda değildi. Keza işte Uzak Doğu'da da bazı ülkelerde bu kadar derin bir etki gözükmüyordu. Şimdi anlaşılan o ki biz aşı çalışmalarıyla insanları aşılamaya devam etsek de burada bir ayrım, aşılayan ülkeler diyelim ya da aşının aktif bir şekilde uygulandığı ülkelerle geçen seneden farklı olmak üzere mutasyonlu virüsün daha hızlı yayılarak bu uygulamayı kısa sürede gerçekleştirememiş ülkelerin arasındaki fark gibi gözüküyor. Aynı biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Dolayısıyla yani maalesef bu salgının yayılma hızının çok arttığını söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla geçen seneki alışkanlıklarımızdan da bazılarından feragat etmemiz gerektiği bir dönemi, hep böyle işte bir ay, 15 gün, 2 ay falan önemli derken artık geri kalan zamanda, yani bu aşılamanın tüm dünya üzerinde aktif bir halde kullanılabilir olmasına doğru giderken unutmadan hareket etmemiz gerektiği bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla aynen sizin söylediğiniz gibi mesela geçen hafta Çin'den büyüme verileri geldi. İşte bugün Japonya'dan büyüme verileri geldi. Onlar sanki bu işleri, yani salgının başından beri biraz daha ya dışa kapalı olmanın etkisi diyelim ya da biraz daha içeride bir kontrolün sağlanabiliyor olmasından dolayı Uzak Doğu'daki özellikle gelişmiş ülke için, grubu içindeki Japonya veya güçlü bir gelişmekte olan ülke olan Çin içinde bu konular halledilmiş gibi gözüküyor veya biraz da kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. Bir de Avrupa'nın bir kısmı ile Amerika bu konuda çok net aşılama çalışmalarına devam ediyor. Şimdi geri kalan dünyanın ekonomilerinde bu biraz daha böyle göreceli, işte bir gün iyi bir gün kötü giden bir durum. Ve biraz önce listede belirttiğiniz gibi bunu para birimleri içerisinde, borsalar içinde de, yani rakamsal değişimleri net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla dünya topyekun bu salgınla mücadele eder diye düşünürken bir sene sonra geldiğimiz yerde aslında herkes kendi başının çaresine bakma noktasında biraz daha çaba sarf ediyor gibi. O açıdan da ekonomiler yani buradan çok net etkilendiğini, hem
içerideki ekonomik aktivite açısından hem de üretim açısından çok net etkilendiğini görüyoruz. O açıdan bu sabah örnek diyelim veya bundan sonraki gelişmelerde belki ekonomik aktiviteden işte ithalat, ihracattan ziyade biraz daha salgınla mücadelenin son varyasyonla birlikte yani son dönüşümle birlikte hangi ülkede nasıl olduğuyla ilgili olacak. Çünkü burada turizm girdilerinden işte insanların ülke içi veya ülkeler arası birbirini ticari anlamda da bir ziyaret, bir işte ne diyelim ürün alışverişi yapma konusunda da bir nebze geri tutabilir. O açıdan artık ekonomik olarak değil salgınla mücadele açısından da bir ayrımın dünya ekonomilerinde olduğunu görüyoruz. Peki bunu hisse senedine olan yansıması nasıl olacak? Bu da oldukça merak konusu. Yani şimdi artan vaka sayıları, bölgeler arasındaki farklılık, dünya ekonomilerindeki ayrışma ister istemez burada portföyler üzerinde de bir baskı yaratmaz mı? Yani hisse senedi tarafındaki gidişat bir miktar daha 2021 revizyonlarını tekrardan beraberinde getirebilir mi? Yılın ikinci yarısına giriyoruz ve dolayısıyla yani ikinci çeyrekteyiz. İster istemez bu karşılaştığımız tablo bir miktar daha revizyona doğru bizi götürür mü? Fikrinizi merak ediyorum burada. Bence götürebilir. Yani şimdi yılın dördüncü ayını neredeyse üçte birini tamamlıyoruz. Şimdi biz bu geçen süre içerisinde yani belki altı aylık süre içerisinde geçen yılın son iki ayını da dahil edersek yani aşı bulunmasından sonra sanki böyle her şeyin daha normalleşebileceği bir dünyaya doğru gitme yolunda çok daha ümitliydik. Yani hala da aslında elimizde bu güç var. Yani aşının olması bunun zaman zaman bazı işte diyelim ki kısıtlayıcı veya böyle olasılık dışında kalması ihtimalini gündeme getirse de aşıların üzerinde yapılan çalışmalar sonrası uygulanmaya devam edilen bir aşı grubumuz var yani dünya genelinde. Dolayısıyla böyle bir ümitle geliyorduk ama yani zaman geçtikçe işte vaka sayılarının artmasıyla bu çalışmanın bu vaka sayılarına yetişebilir olma ihtimalinin de böyle zaman zaman tarihleri ileriye doğru atmasıyla aslında bu yıl hani o ne bileyim turizm tarafı, ulaştırma tarafı geçen seneden biraz geride kalmış hizmet sektörüne ağırlık veren tüm sektörler neredeyse bunun içerisine belki işte kiralama vesaire de girebilir. Buralarda bir fiyat iyileşmesi oldu. Bunu tüm dünya için söylüyorum. Çünkü yurt dışı ile ayrışan birçok piyasada olduğunu söylemek gerekiyor. Bizim de içinde dahil olduğumuz. Dolayısıyla buralarda bir iyileşme beklentisiyle fiyat artışları oldu. Yani bir toparlanma eğilimi oldu. Ama şimdi görünüyor ki bu zaman toparlanma süresi biraz daha uzayacak gibi dünya genelinde. O açıdan burada tekrar geçen seneki gibi bu sektörlerdeki etkiyi görmeye devam edebiliriz. Yani negatif etkiyi. Bunun yanı sıra bir nebze işte teknoloji, sağlık ve özellikle de gıda tarafına baktığımızda burada fiyatlar bir yerde realize olmuş ve buradan bir kar düzeltmeleri oluyordu. Şimdi burada da yeniden bir ihtiyaç doğması ihtimaline karşı zaman zaman tepkiler geliyor. Dolayısıyla hisse senedi piyasalarında yani biz içeride halka arzlara devam ediyoruz. Dünyada yeni zirveler görülmeye devam ediliyor. Bunların hepsinin nedeni salgının devam etmesi ve merkez bankalarının gerekli desteği dünyada sağlıyor olması. Bu döngü değişmediği sürece evet bir nebze bahsettiğim sektörlerdeki değişim devam etmeyi veya işte iyileşmeyi ertelemeyi veya iyi tarafa doğru dönmeyi sürdürecek. Ama borsaların yani şu anki seviyeleri üzerinden değerlendirme yaparsak bunun ana faktörü hala desteklerin çok yoğun bir şekilde olması. Dolayısıyla iyileşme gelene kadar bu desteğin de uzun süre devam etmesi bir fiyat, suni fiyat hareketine de neden olabilir. Çünkü hisselerin fiyat kazanç oranları, işte mevcut karlılıklar üzerinden veya piyasa değerleri bence şu anda bu bahsettiğimiz sorunlar içerisinde bu endeksleri çok net bir şekilde bize gösterdiğini düşünmüyorum. O açıdan her an bir bu desteğin ortadan kalkmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşayabileceğimiz yıl içi düzeltmeleri de hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum.
Evet, şimdi içerideki tarafın, evet dediğiniz gibi aslında içerideki taraftaki haber akışları da bir miktarda ise senet tarafında yine etkilemeleri de devam edecek ama ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir miktar daha dikkat çekiyor. Bu hafta yine küresel anlamda Avrupa Merkez Bankası'nın kararı bir miktar daha yakından izleyeceğiz. Şimdi öncelikli olarak ABD tahvil faizlerine biraz dönmek istiyorum. 1.57 seviyesine kadar gelmiş durumda. Burada 1.50 yani 1.5 desteğini bir miktar daha kırıp aşağıya yönlü hareket eğilimi devam eder mi? Çünkü ABD'den gelen güçlü veriler de söz konusu. İster istemez burada bir miktar daha 1.95'lere kadar giden bir beklentiler dahilindeydi fiyatlamalar. Siz nasıl görürsünüz burayı? Bunun bizim gibi ülkelere olan yansıması nasıl olabilir? Çünkü 10 yıllık tahvil faizlerindeki baskının bir miktar daha artması gelişmekte olan ülke kurları olsun, hisse senet tarafında olsun satışla beraberinde getiriyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi genelde piyasada bu 1.77 Amerikan 10 yıllıkları giderken aslında bu kadar da iyimser bir veri akışı Amerika'dan yoktu. Ama işte geliyor, öncü göstergeler bunu gösteriyor diyerek burada bir fiyatlama gerçekleşti. Yani yıl sonu %2'lerde beklenen Amerikan 10 yıllıkları her ne kadar Powell'ın işte enflasyonun kısa sürede gelmeyeceği, gelse bile uzun süre kalmayacağı yönündeki açıklamalar sonrasında yeni destek paketlerinin gelmesi de dahil olmak üzere 1.77'ler gibi bir zirveyi gördükten sonra özellikle geçen pazar gününden başlayan, yani Powell'ın bir televizyon kanalında yaptığı, geçen demeyeyim dünden bir önceki pazar günü yaptığı açıklamalar sonrasında işte enflasyonla mevcut faizlerin de biraz daha beraber hareket edebileceği, yani güçlü ekonomi, güçlü istihdama doğru giden bir yoldaki söylemlerinin başlangıcı olarak gördüğüm o röportajında söylemleri yine bize piyasayla bence Fed'i biraz daha yan yana getirmiş gibi gözüküyor. Ya diyeceksiniz ki bu zamanda o zaman faizlerin daha da yukarı gitmesine gerek yok muydu? Evet, işte önceden fiyatlanan, yani 0.95'lerden neredeyse iki katına çıkmış 2-3 ay içerisinde bir Amerikan faizi bu sefer bu yakınlaşmadan, ha evet demek ki aynı rotada gidiyoruz algısıyla bir nebze geri çekildi bir. İkincisi, bu vergilendirme konusu gündeme geldikten sonra şimdi görüyoruz ki Amerika'da kurumlar vergisinin %28'ler diye düşünülen oranı %25'lerde kalabileceği, buraya doğru çekilebileceği konuşuluyor. İki, her ne kadar iyimser bir veri akışı gerçekleşse de geçen hafta sanayi üretimi ve perakende satışlar özellikle Amerika'da tüm dünyadaki gelen, yani sanayi üretimleri verisi içerisinde beklentileri karşılamamakla birlikte diğer veri akışının hala sağlıklı devam etmesini gören bir piyasa var. Bunların hepsini birleştirdiğimizde ben 1.50'nin altında çok 10 yıllık bir Amerikan faizi beklemiyorum ama yani yıl sonuna kadar da belli gerçekleşmeleri görmeyen ya da görmediğini düşünen piyasa sonrasında da buralarda 1.65'lerin de sanki çok üstüne daha önceki hızlı bir şekilde yükseliş gelmeyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla piyasayla Merkez Bankası bir noktada işte 1.50-1.70 aralığında sanki karşılaşmış, burada o beklentileri karşılanmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu faizlerin yukarı doğru gitmesinden etkilenen, gelişmekte olan piyasalarda da bir nebze stresin de azalabileceğini söyleyebiliriz. Ama tek değişken bu olmadığından dolayı her ülkenin kendine göre bir siyasi, jeopolitik veya işte ekonomik gelişmelerini dikkate alan bir piyasa olacak. İşte biraz önce Hindistan'ı konuştuk. Belki çeşitli aynı faktörleri bir arada tuttuğumuzda Brezilya olur. Bizler eğer bu salgınla mücadelede bu 15 gün veya Ramazan sonrasında belli bir sayıya ulaşamazsak belki Türkiye için de benzer risklerin gündeme geldiği bir dönem olabilir. Ama artık Amerikan 10 yıllıklarının bir risk olma unsuru bizim gibi ülkeler için şimdilik bir nebze daha ikinci plana itilmiş gibi duruyor. Evet, yani aslında dediğiniz de doğru, gelişmekte olan ülke kurlarının içerisinde bir miktar daha ülkelerin kendi hikayeleri de daha belirgin olmaya devam edecek bu süreç içerisinde. Peki altın, son olarak da altını sormak istiyorum. 1765 burada ana direnç seviyesi olarak görülüyordu. Psikolojik seviye 1800 dolara doğru bir gidişat olur mu ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki bu bir miktar daha geri çekilmeyle beraber ya da dengelenme diyelim, ne dersiniz?
Şimdi ons altın bu Amerika'daki faizler yukarı giderken aslında bence gerektiği kadar diyelim talep görmediğinden dolayı o teknik 1745-1755 seviyelerini geçememişti. Bir nebze vaka sayılarındaki artık bir nebze de bu Ukrayna-Rusya meselesi olabilir. Çünkü tahvil faizlerine bakıyorum hani çok değişim göstermese de dolar endeksi 91.50'lere kadar geriledi. Yani para birimi üzerinden de bir altını destekleyen gelişme oldu. Dolayısıyla o geride kalmışlığın verdiği enerjiyle 1770 ki bu 2072 dolardan aşağı doğru düşüş trendinin kırıldığı noktadır. 1765'in hemen üstünde bir trend çizgisi olarak bakabiliriz. Burası kırıldıktan sonra da bir 1783 yükselişi oldu. Burada 1793 200 günlük ortalaması üstsel olarak baktığımızda. Dolayısıyla eğer bir seviye belirleyeceksek söylediğiniz dolu yani 1800 dolar bir psikolojik seviyedir. 1770'in 1765'in üstünde kaldığı sürece altın 1793-2000 aralığında düzeltiyorum 1793-1800 aralığına doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Ama yine bunun kalıcı olması için o 10 yıllıklarda 1.50'nin altının Amerikan dolarında da 91.50'nin altında fiyatlamalar gerçekleşmesi lazım. O açıdan bunun bir teknik hareket olduğunu düşünerek 1770 ile 1793 arasındaki o hareketi takip edip bu haftada 3 günlük bir sakin veri akışı olduğunu unutmadan destek dirençlerde işlem yapılması daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Evet Tonguç Bey çok teşekkür ediyorum. Aktarmış olduğunuz değerli kıymetli bilgiler için diyelim. Ben teşekkür ederim. Bakalım bu hafta neler konuşuyor olacağız ve beklentilerimiz gerçekleşecek mi? Haftaya yine Tonguç Bey ile birlikte değerlendiriyor olacağız efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Cenk Akyoldaş ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tonguç Erbaş sonrasında Cenk Akyoldaş'la birlikte yine konudan devam edelim. Cenk aslında artan vaka sayılarını konuşuyoruz. Ciddi anlamda yani geçtiğimiz günden bugüne bakacak olursak 150 milyona yaklaşan bir vaka sayısı var. Bugün şimdi ayrışmalar var. ABD'de ciddi anlamda aşılama söz konusu. Orada iyi gelen veriler ama dünyanın diğer tarafında... Hepsi aşılanmış. Tabii, aşılama bitmiş orada. Yani Biden aslında verdiği sözü yerine getiriyor ama diğer tarafta bakacak olursak da yani şimdi diğer yörelerde, diğer bölgelerde ise ciddi anlamda da artan vaka sayıları var. Ülkeler bir miktar daha turizmlerini kurtarmak amacıyla kapatmaya doğru gidiyorlar. Ama Hindistan'daki vaka sayısı az buz bir vaka sayısı değil, 273 bin vaka sayısı. Türkiye'ye bakacak olursan 55 ile 60 bin arasında değişen bir vaka sayısı var. Yani bu ayrışma devam ediyor dünyada. İster istemez burada Amerika'nın bir miktarda öne koştuğu, önden gittiği ve buradaki ekonomik anlamda da, aktivite anlamında da ciddi anlamda ayrışmanın da yaşandığı bir küreseldeyiz, ne dersin? Şimdi John Hopkins biliyorsunuz her gün vaka sayılarını açıklıyor. Geçtiğimiz hafta hemen hemen 5.2 milyon vaka gerçekleştiğini gördük. En yüksek rakamlardan biriydi bu. Onun dışında baktığımızda dediğim gibi özellikle Brezilya ve Hindistan tarafında 3. sırada Türkiye olmak üzere vaka sayılarında ciddi bir artış oranının hızının devam ettiğini, hız kesmediğini görüyoruz. Öte yandan Amerika tarafında dediğin gibi aşılamalar olmasına rağmen biliyorsun gündemde olan aşılardan iki tanesi Moderna'dan çıktı. Johnson & Johnson'ın aşısıyla diğer aşının ismi şu anda aklıma geldi. İki tane aşıyı şu anda askıya almış vaziyetteler. Sebebi pıhtılaşma yaratması. AstraZeneca'nın tamam. İki aşının askıda olması ister istemez biraz soru işaretlerini getirebilir. İşte bu kuvvetli aşılamalardan sonra bir rahatlama dönemi gelecek muhtemelen. Yaz aylarıyla birlikte bir rahatlama dönemi gelecek. Ama öte yandan bakıyoruz açıklamalarda bazı ülkelerde biz Japonya tarafından mesela 4. dalganın başladığına dair açıklamaları geldiğini görüyoruz. Raporlarda hep bu çıktığı zaman hikayelerde şu vardı yani 5 yıl sürecek, 4 yıl sürecek. Yani hikaye ona doğru yavaş yavaş evriliyor. Biz dalga boyu gidiyoruz yani. Yani bununla yaşamaya bir şekilde alışacağız öyle ya da böyle. Her ne kadar bu vaka sayıları artsa da yeni virüslerin çok daha hızlı bulaştığını görüyoruz. Bunun getireceği beklentiler ne? Tabii ki ekonomilerde bir açılma beklentisi söz konusu. Ama bunlar, bu gelişmeler isterseniz bir anda bütün o %6, %6,5'luk büyüme tahminlerini
sekteye uğratabilir. O nedenle çok önemsiyoruz. Yani yakından takip ediyoruz. Herkes takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Bütün piyasalar da takip ediyor. Ama şu anda biraz da görmezden gelmeye çalışıyor. Şu mevcut olan yeni yöntem Amerika'da değişmesiyle birlikte gelen parasal genişlemenin sisteme biraz daha enjekte olması sürecinin devam etmesiyle birlikte. Ondan sonraki süreçte bakacağız. Eğer hala bu vaka sayılarında bir sıkıntılı dönem devam ediyorsa o zaman piyasalar bunu biraz strese almaya başlayabilir. Endeksler oldukça kritik yerlerde. Onların yansıması mesela birazdan bakarız. MSCI Dünya Endeksi, MSCI Gelişen Piyasa Endeksi, Borsa İstanbul bunun neresinde? Onları bir kıyaslama yaparız. Evet, yani oradan devam edelim hatta. Yani baktığınız zaman ciddi anlamda dediğin gibi yani endeksler şu an kritik bir seviyede. İster istemez yatırımcı bekle gör diyor. Bir miktar daha hacmin düştüğü, içeride de hacmin düştüğü bir yatırımcı sayısının da yavaş yavaş şekildiği, diğer alternatif yatırım araçlarına doğru kayıldığı bir süreçten de bahsedebiliyoruz. Yani tabii şimdi piyasa sayısı, enstrüman sayısı arttıkça tabii ki dağılım da artıyor. Bu da konsantrasyonun başka alanlara kaymasına sebebi verebiliyor. Son dönemler biliyorsun koyun piyasasında çok hareketler gerçekleşti. Çok sert hareketler, yükselişler vardı. Geçtiğimiz hafta sonu bir sert düzeltme oldu. Regülasyon haberleri, işte uygulamalar, elektrik kesintisi, kömür madenleriyle ilgili sıkıntı gibi faktörler, üretilme aşamasında acaba sorun olacak mı, olmayacak mı gibi açıklamalar. Bir anda hafta sonu özellikle piyasaların, yani insanların konsantresinin daha zayıf olduğu, işte tatil zamanlarında genelde ve gecenin geç vakitlerinde böyle sert hareketler gerçekleştiriyorlar bu piyasada. Yatırımcılar birazcık orada silkeleniyor mu desek acaba? Yoksa, oradan kayıp ne? Başka bir piyasa, oradan kayıp. Yani bence hafta sonu yaşanan harekette de yeni giren coin piyasasına yönelik yatırımcılar bence çoğu zararda da olsa hiç bekleyip böyle maliyet yapmayı beklemeyip bir an evvel apar topar kaçan yatırımcı da olmuştur başka. Muhakkak yani paniğe yol açabilir tabii ki böyle sert gelişmeler. İstiyorsan MSCI Dünya Endeksi'yle bir başlayalım. Evet. Oradaki seyri bir görelim. Ondan sonra genele doğru dönmeye çalışırız. MSCI Dünya Endeksi'ne baktığımızda şu anda 2953 rakamındayız. Bizim Fibonacci hedeflerinde geçtiğimiz Ekim ayından başlayan ana trend çizgisi S&P'ye benzer bir noktada. Burada da trendin üst bandına yapışmış şekilde gidiyoruz, yapıştık. Bu bölge hem bir kanaldan, büyük kanaldan, dar banttan ve aynı zamanda Fibonacci'den 3 noktadan bir dirençle karşıya kalabileceği bir bölge 2950 ve üstü. Bu bölgeye dikkat etmek lazım. Burada da yaklaşık olarak son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yani 25 gündür yukarı doğru giden bir kesintisiz bir ralliden söz ediyoruz. Burada da dünyada bütün piyasalarda bilanço sezonu hemen hemen başlama dönemindeyiz. Bilançolar işte beklentiler satın alınır, gerçekler satılmaya başlar. O nedenle geçtiğimiz hafta Amerika'da da başlayan bilanço sezonu, bu yoğunlaşma baba şirketler önden gelir genellikle. İşte bu hafta içinde bunların iyice bir yoğunlaşmasıyla birlikte peşinden bir kar realizasyonlarının gelme dönemi yaklaşıyor olabilir. Bunu yayınlarda hususi vurgulamaya çalışıyorum. Bizim piyasamız biraz da kırılgan. O noktada eğer orada başlayacak olan, biz tam bir toparlanma çabası içindeyiz. Bu toparlanmadan çıkmak için, yani hareket yukarı tekrardan evirebilmemiz için belli eşiklerimiz var. Onları aşabilmek için biraz yurt dışından da destek almamız lazım tabii ki. Yurt dışı oldukça iyi giden bir dönemi biz negatif ayrışarak değerlendirdik. Şimdi orası negatif ayrışırsa bize etkisi nasıl olacak? Bunu da sorgulamak lazım. Yakından takip etmek lazım. Onun için yurt dışına da dikkat etmeli. Burada da bir gerçekleşebilecek bir realizasyona baktığımızda bir 2950'lerden 2800'lere kadar bir %4, %5'lik bir düzeltme hareketi gelme potansiyeli gözüküyor diyebilirim. Evet, şimdi bununla birlikte bir miktar daha burada artan vaka sayıları ile birlikte MSCI Dünya Endeksindeki gelişmeleri de yine buradaki gidişatı da değerlendiriyor olduk. İster istemez tedirgin bir seviyelere doğru gelmiş durumda. Evet. İstersen küreselden yine devam edelim, ardından içeriye doğru kayalım Cenk. Şimdi ABD 10 yıllık tahvil faizlerine gelmeden önce Dow Jones'taki görünüme bir bakalım. Dow Jones'taki bir görünüme bakalım istersen. Buradaki fiyatlamayı referans alacak olursak efendim, Asya piyasalarından hariç Dow Jones'taki
Nasdaq'taki vadelisindeki fiyatlamalar daha çok referans aldığımız endeks olarak karşımıza çıkıyor. Ne dersin, buradaki fiyatlama nedir? Burada da 34 bin sınır kritik eşiklerden biri, hem psikolojik hem de trendsel olarak bir nokta, kesişim noktası gibi gözüküyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcı, 34 binin üzerinde kalıcılık önemli. Yani 34 bin üzerinde kalıcılığı devam ettirebilirse buradaki hareket 34-400, 34-500'lere kadar devam etmek arzusu gösteriyormuş gibi. Ama 34 binden uzaklaşmaya, aşağı doğru baskılanmaya başlarsa burada da tabii ki sıkıntı başlayabilir. En son işte yaklaşık olarak burada da 3 hafta kadar önce yaklaşık 32 binler dedik. Onun bir öncesinde de dikkati çekersen şurada hemen göstereyim. Şu bölgeye dikkat edelim. Şuradan bir hareket başlattık. İşte bir dalga boyu yaptık, yataylaşma. Bir dalga tekrardan, şimdi şurada bir yapmıştık, bir tane daha. Şimdi bu daha da kısa alabilir. Burada 4 günlük, 5 günlük bir hareketti. Bu 3 günlük de kısa kalabilir. Dikkat etmek lazım. Şu maviyle gözüken trend çizgisi önemli. Bunun üzerinde kalıcılık. Bizim 2-3 gün kuralımız vardır. İşte bakalım o gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Tekrardan trend içine girecek miyiz? Trend içine girdiğimiz zaman 33.680 ilk önemli destek altı, 33.500 olabilir. Yukarıda bu bölgenin üzerindeki kalıcılık bize 34.489'a kadar bir marj açma potansiyeli işaret edebilir. Burada da şu anda risk algısı açısından baktığımızda bir kuvvetli bir seyir vardı son 3-4 gündür. Bugün bir soluklanma günüyle karşı karşıyayız gibi. Biraz da işte dünyadaki vaka sayılarındaki artışın ve politik tansiyonun biraz daha tekrardan yükselmesiyle birlikte. Artan vaka sayılarındaki artış, politik tansiyonun bir miktar daha yükselmesi, ABD'den gelen güçlü veriler. Yani burada da ciddi anlamda güçlü veriler söz konusu. Japonya'ya bakıyorum. Japonya'da da yani 3 yıl sonrasında ilk defa çift haneli bir büyüme, %11'lerde bir büyüme verisi bekleniyordu. %16 üzerinde bir büyüme geldi. Dolayısıyla burada aslında bir miktar daha ülkeler arasındaki ayrışmaların da devam ettiğini görüyoruz ama ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bir bakalım istiyorsan. Tabii ki, bakalım. Yani ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de 1.57 seviyesine kadar gelmiş bulunmaktayız. Sen buradaki gevşemenin bir miktar tahmin ediyordun. Yani bunu gösteriyorduk da zaten grafikler üzerinde. Şimdi burada 1.50 desteği önemli bir destek. Buradaki bir kırılıp da aşağı yönlü hareket söz konusu olabilir mi? Beklentin nedir senin bu bağlamda? Yoksa yani 1.50'yi kırması zor mu dersin? Ne dersin? Yani 1.50'lerin altına doğru bir gidişat görür müyüz biz? ABD 10 yılını günlük bazda değerlendirdiğimiz zaman burada endeks aslında kendisini, pardon endeks diyorum, 10 yıllık kendisini göstermiş. Ortalamaların altında bir seyire başlamıştı şurada, şu bölgede. Hı hı. O seyirin peşinden işte burada bir saat sinyali oluşturunca aşağı doğru hızlı bir kırılım yaptı. Nereye kadar geldi? Uzun vadeli trend çizgisini geçti. Aynı zamanda şu bölgede de fiboların destek olduğu bölge. Neresi de olsa 1.50-1.51 bölgesi. Oraya kadar geldik, çekildik. Burası birazcık da 1.50 psikolojik ve önemli eşiklerden biri. O bölgenin üstünde olup alt ya da üstünde ya da altında olmak farklı olarak algılanacak. Özellikle gelişmekte olan ülkeler adına baktığımız zaman. 1.50'nin altında bir fiyatlama gerçekleşirse, 1.40-1.50 bandı gibi bir bant içine oturması durumu olursa, bizim gibi ülkelerin biraz daha rahat etme durumu söz konusu. Ama buradaki hareket şöyle değerlendirmek lazım. Biraz daha bir soluklanma hareketi gibi, sindirme hareketi gibi düşünmek lazım. 1.50'nin öyle çok altına ben ineceğini düşünmüyorum. Tekrardan şu bölgenin işte bir konsolidasyon yukarı doğru, ortalamalar iyice yaklaşsın, sonra da fiyat temasları, ondan sonraki sürece bakacağız. Ortalamalar burada bize yön gösteriyor. Şu anda son ortalamalara baktığımız zaman 1.62-1.63 bölgesi, şu anda o bölge bizim için ana direnç konuma geçmiş vaziyette. Ne zaman biz bir ortalamaları altımıza alırız fiyatlama olarak, o zaman deriz ki fiyatlar yukarı doğru gitme potansiyeli var. Şu anda fiyatı baskılayan noktada. Aşağıda 1.50, yukarıda 1.62-1.63 bir dönem burada yataylaşma devam etmesi beklenebilir. Peki bunun bir miktar daha yataylaşması beklenebilir dedi Cenk Akyoldaş. Dolar endeksiyle de biraz daha devam edelim istiyorum. Küresel tabii anlamda dolar endeksindeki bir zayıf görünüm 91 seviyelerinde olması bir miktar daha aslında gelişmekte olan ülke varlıkları açısından da hisse senedi tarafında da rahatlatıcı bir etki olarak görülebiliyor. Buradaki ani bir sıkılaşma, yukarı yönlü hareketler bir miktar daha bizim işimizi zora da koşabilecek. Dolayısıyla dolar endeksinde 91 seviyelerindeki görünümde devam eder miyiz? Buradan bir aşağı yönlü bir kırılma söz konusu olur mu? Yoksa güçlü gelen büyüme verileri var. Aşılama diyoruz, demokratlar bir miktar daha değerli dolar isterler. Yani buradaki gidişat yukarı yönlü gider mi? Yani aslında demokratlar gelmeden önceki süreçte aşağı doğru süzülen bir
değerlemelerle 89,5'ların altına 88,5'lara gelmiş bir DXY ile karşı karşıya. Trump'ın temel politikasıydı. Hatta aşağı doğru orası grafik yavaş yavaş 88'lere 87,5'lara doğru gitme potansiyeli işaret ediyordu o günlerde. Ama daha sonra ne oldu? İşte iktidar değişimiyle birlikte bir anda yapı tersine doğru evrildi. 10 yıllıklardaki hareketle beraber burada hareket yukarı doğru bir ataklanma yaptı. Bu ataklanmada bir anda bir baktık 89,5'lardan 93,5'lara geldik. 93,5'larda bir trend oluşturmuştuk. O bölgeyi direnç atan hem Fibonacci'den de hedefti. Oradan bir şurada bir takosumsu bir formasyon oluştu. Bu kırıldığı zaman üst bandı aşağı bilseydi başka bir rakam diyecektik. Aşağısı kırılınca çok hızlı şekilde aşağı doğru geldik. Şimdi 3 ortalamanın altında kalmaya devam ediyoruz. Hı hı. Bu altında kalmak hala fiyatın baskılanmaya devam edeceğine işaret ettiğini belirtebiliriz. Şu anda maviyle gözüken 50 günlük ortalama 91.77'de. 77.50 hatta. O bölge şu anki ilk ana direnç noktasında. Hareket ne zaman tekrardan inme kazanır? Şu maviyle düşen bir trend çizgimiz var. Biz bunu kırma yoluna giderse o zaman diyeceğiz ki burada tekrardan bir yukarı doğru toparlanma isteği oluşacak. Şu anda 91.50 aşağıdaki destek bölge. Bir süre daha bir dalgalanma, eğer bu baskılanma devam etmesi durumunda 91.50'nin 3 gündür zedelenmeye başladığını görüyoruz. Bir 91.10'lara kadar çekilme potansiyeli olabilir önümüzdeki günlerde. Bu da tabii ki DXY tarafından gelen baskıyla birlikte Amerikan 10 yıllarında da bir kez daha 1.52'lere doğru belki hareketin çekilmesi mümkün olabilir. Ama buradaki takip edeceğimiz nokta şu bölgenin nereye doğru evrileceği. Eğer biz düşeni kırarsak o zaman bu senaryo başka türlü evrilmeye başlar. 92 önemli eşik. Eğer 92 ve üzerinde bir kapanış almaya başlarsak da bu düzeltme hareketi tamamlandı. Tekrardan yukarı doğru evrilmeye başlayacak bir 92,5'ları hedeflemeye başlayacak bir DXY ile karşı karşıya kalırız. Birazcık kararsız bu hafta çarşambaya kadar kendisine yön tayin edecekmiş gibi duruyor. Yön tayininde şu sıkışmanın hangi tarafa doğru kırılmasına bağlı olacak. Hı hı, haber buradaki akışlarına bakacağız. Şu anda aşağı doğru baskılanmanın devam ettiğini söylememiz mümkün. Ama 91,5'un altındaki kalıcılık, hı hı, olur mu? O noktada çok emin değilim. Evet, bir miktar daha aslında görünüm. O tarafta da yine haber akışları ile birlikte şekillenecek gibi duruyor. Peki bunun bir miktar daha aslında şimdi dolar endeksinde yaptığımıza göre şuraya da değinmek istiyorum. Bu hafta önemli bir toplantı var. Avrupa Merkez Bankası, evet, toplantısı var. Burada ekstra bir karar çıkar mı? Ekstra bir karar gelir mi? Mesaj gelir mi? Yani şimdi ister istemez vaka sayıları öne çıkıyor. Riskler var halen daha. Şimdi euro dolarda 1.19 seviyeleri söz konusu. Artık euronun dolar karşısında değer kazanımı raporlar arasında da yer almaya başladı yavaş yavaş. Buna yönelik Lagarde'den net mesaj duyar mıyız biz? Buradaki şekillenme nasıl evrilir? Lagarde tarafından gözler biraz daha ne hangi noktada olacak? Parasal sıkılaştırma noktasının ne zaman başlayacak? Ne zaman ihalelerin boyutları hangi noktada olacak? Satır aralarında bundan azıcık. Faiz konusunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Yeni bir parasal genişleme yok. Sıkılaştırmaya doğru bir iş ne zaman evrilmeye başlayacak? Onun mesajları okumaya çalışacak. Yani şu anda zaten biliyorsun bu çıkartılmış olan paketleri, yardım paketinde daha tam manasında kullanılmadığını bile görmekteyiz. O nedenle Avrupa Merkez Bankası aslında merkez bankaları içinde Fed'den sonra çok önemli olduğunu bildiğimiz merkez bankalarından biri ama son dönemlerde hep Fed'den bir türlü rol çalabilecek noktada değil. Avrupa daha ziyade kendi iç dinamikleriyle devam ettiğini söylememiz mümkün. Önümüzdeki bu toplantı çok ekstrem bir açıklama yok. Peki beklenti. Bunun Euro-Dolar'a yansıması nasıl olur? Yani Euro-Dolar'da şimdi 1.17 sanki burada ana destek gibi görülüyor. Ama 1.19'da da şu anda yani 1.19'un üzerine çıkmakta da zorlanan bir parite var. Ve dolayısıyla ister istemez. İstiyorsa ona da bakalım, evet, hemen yani kısaca. Burada çünkü Türkiye açısından da baktığımız zaman efendim özellikle Euro girdisi, dolar çıktısı olan bir ülke olduğumuzdan dolayı bir miktar daha yakından ilgilendiğimiz ve dış ticaret anlamında da ciddi anlamda yakından takip ettiğimiz. Parite açısından de baktığımızda son günlerde geçtiğimiz 2 hafta önce 1.17'lere kadar çekilmiştik. O bölgede böyle kritik eşikti. 1.17'den bir ciddi bir tepki verdiğini gördük. Hızlı bir şekilde 1.20'ye kadar attı. Hı hı. 1.20, 12 benim için kritik eşiklerden biri. Aşılması gereken önemli nokta. Son günlerde 1.19.85'i deniyoruz. Başarılıyoruz. Deniyoruz, başarılı olamıyoruz. Morla gözüken ortalamanın üzerine çıktık. 1.19.50. Bunun üzerinde kalıcılık şart. Eğer hareketin yukarı doğru evrilebilmesi için. Ama 1.20 önemli
önemli bir eşik noktası. Ben hareketin bundan sonraki süreçte şu bantın içinde kalmaya devam etmesini bekliyorum bir süre daha. Çünkü bu 1.24-1.25 seviyelerinden Avrupa Merkez Bankası rahatsız. Bu bölgenin altından da 1.17'nin altından da Amerikan Merkez Bankası rahatsız. O nedenle biraz daha yeni piyasanın denge bölgesinin şu aralık olması. Yani aşağıda 1.17-1.17.50, yukarıda 1.20-1.20.50 bandı. Üst taşmalarla aşırımsa. Ortalaması da zaten 1.18.60'dan. Merkezi 1.18.60'a koyup hareketleri ona göre değerlendirmek lazım. 1.18.60'dan çok uzaklaştığı zaman terse pozisyon. Doğru. 1.18.60'dan aşağı doğru 1.17'lere doğru yaklaştığında tersine pozisyon alacak şekilde konuşlandırmak lazım. Her iki merkez bankasından da aslında belirli sınırlı bir seviyeler koridor var. Aynen o koridorun takip edilmesi isteniyor diyelim. Yani yönetim değişiminden sonra sanki böyle bir mutabakat oluştu gibi geliyor bana. Bir süre bu bant içinde dengelenmesini istiyorlar. Evet, şimdi peki bunun bir miktar daha biz kendi tarafımıza da bakacak olursak sepet kura bakalım istiyorsan. Kurdan başlayalım. Ardından efendim dolar TL'ye tekrardan teknik görünümde geçeceğiz. Şimdi sepet kurda da haber akışları etkili ama diğer taraftan 10 yıllık tahvil faizleri olsun, DXY'deki durum olsun. Bununla birlikte bir miktar daha şekillenen sepet kuru var. 8.88 seviyesindeydi. Son olarak buna bakalım, ardından Neslihan'a geçelim. 8.88 şu anda bizim merkez noktamız. Burada da aynı şekilde deminki gibi. 8.88 bizim mıknatısımız. Şu bölgeden gelen zirve noktasıydı daha önce. O zirve noktasına işte geçtiğimiz Ekim ayındaki o katastrofik yapıdan sonra düzeltmenin tepkisinde gördüğümüz en yüksek nokta. O 8.88 öyle ya da böyle üstüne de çıksa, altına çıksa 8.88'e dönüp merkez noktası yaptığını. Yukarıda 8.97 aşılması gereken nokta. Aşağıda da 8.77 destek noktası, merkezde 8.88. Burada da hareket bir şekillenme arzusu içinde 8.88 üzerinde kalırsa eğer 8.97'ye, altında olursa da 8.82 ve 8.77'ye dikkat etmek lazım. 240 dakikalık grafikler açısından baktığımızda hafif biraz daha tekrardan yukarı doğru güçlenme başladığı gibi gözüküyor. Onu da belirtmek istedim. Evet, Merkez Bankası'nın bir miktar da aslında oradaki şahin duruşunun güvercine doğru evrildiği bir mesajın, yani metnin incelenmesi, öne sürülmesi ve bununla birlikte 29 Nisan'daki toplantıyı da bir miktar daha yakından takip ediyor olacağız. Enflasyon raporu toplantısını ve başkanın vereceği mesajlar burada oldukça piyasa açısından da yakından takip ediliyor olacak. Tüm bu ayrıntıları konuşacağız ama bugün bakalım borsa açılış beklentisini ve ekonomik takvimi kendisinden almak üzere Forex Haber Editörü Neslihan Keroğlu'na gidelim. Neslihan, selamlar, hoş geldin. Selamlar Pelin, iyi haftalar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu haftanın gündeminde neler olacak, ekonomik takvimi alalım senden. Son olarak da borsa açılış beklentisinde nasıl bir seyir bekleniyor? Evet, borsanın haftaya hafif alıcılı bir seyirle başlaması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan fark tahmini +3.23, ortalama tahmini ise +2.44 puan oldu. Forex Haber Merkezi olarak 27 aracı kurum analistiyle düzenlediğimiz ankette en yüksek beklentinin +8.44 puan, en düşük beklentinin ise -3.21 puan olarak gerçekleştiğini gözlüyoruz. Ankete katılım sağlayan 27 analistin 22'si pozitif, 5'i ise negatif açılış tahmininde bulundu. Ekonomik takvime bakacak olursak yurt içi piyasalar 23 Nisan nedeniyle kısa sürecek haftada hazine ihalelerini, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı tutanaklarını ve tüketici güven endeksi rakamlarını takip edecekler. Yurt dışı tarafta ise bu hafta Çin Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları öne çıkıyor. Piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bu hafta Aydem Enerji, Çan 2 Termik Santrali ve Biotrend halka arzını bulunduğunda hatırlatmış olalım. Haftanın ilk gününde veri anlamında sakin bir gün bizi bekliyor. Merkez Bankası uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak bugün. Hazinede iki tahvil ihalesine birden çıkıyor. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 4 yıl vadeli TÜFE endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak. Yurt dışı tarafta Euro bölgesinde cari işlemler dengesi ve inşaat üretici rakamlarını takip edeceğiz. Yarın TÜİK yurt dışı üretici fiyatları ile motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. Hazinede iki tahvil ihalesi için yine ihaleye çıkacak. 4 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil yarın yeniden satışa çıkarılacak.
hazine 2 ihalenin yanı sıra 5 yıl vadeli TÜFE endeksi kira sertifikasını da doğrudan satacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Yarın akşam saatlerinde merkezi yönetim brüt borç ve alacak verileri de yine hazine tarafından yayınlanacak. Yurt dışı piyasalarda yarın günün ilk saatlerinde Çin Merkez Bankası'ndan faiz kararını alacağız. Çin Merkez Bankası'nın son 11 toplantıda olduğu gibi bu toplantıda da herhangi bir faiz değişikliğine gitmesi beklenmiyor. İngiltere'de iş gücü, Almanya'da üretici fiyatları ve tüketici güveni Avrupa tarafında izlenecek veriler olarak görünüyor. Amerika'da yarın Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksini takip edeceğiz. Çarşamba gününe baktığımızda yurt içi takvimde TÜİK tarımsal girdi fiyatları var. Küresel piyasalarda İngiltere'de Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyatlarını alacağız. Bir önceki ay %0,1, yıllık bazda ise %0,4 artış kaydeden enflasyonun Mart ayında aylık %0,5, yıllık bazda ise %0,8 oranında artış kaydetmesi bekleniyor. Amerika'da ise NBA mortgage verileri, Dow petrol stokları verileri var. Çarşamba günü en önemli gündem ise 20 yıllık tahvil ihalesi olacak. Bir önceki 20 yıllık ihalede ortalama faizin %2,290 seviyesinde oluştuğunu hatırlatalım. 22 Nisan Perşembe günü gözler TÜİK ve Merkez Bankası tarafından ortak hesaplanan tüketici güven endeksi verisiyle para politikası kurulu toplantı tutanaklarında olacak. Endeks bir önceki ay %2,5 artışla 86,7 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası da faizi %19 seviyesinde sabit tuttuğu 15 Nisan tarihli para politikası kurulu toplantı özetini yayınlayacak. Aynı gün TÜİK'ten 2020 yılının son çeyreğine ilişkin hane halkı, yurt içi turizm verilerini, Merkez Bankası'ndan da 2020 yılı son çeyreğine ilişkin finansal hesaplar raporu ile finansal hizmetler güven endeksi verilerini alacağız. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da BDDK ve Merkez Bankası haftalık verilerini izleyeceğiz. Global piyasalarda da perşembe gününün en önemli datası Avrupa Merkez Bankası faiz kararı olacak. ECB 2016 yılının Mart ayından bu yana faizi %0 seviyesine tutuyor. Bu toplantıda da herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Amerika'da ise işsizlik başvuruları, Conference Board, Öncü Göstergeler Endeksi, ikinci el konu satışları ve doğalgaz stok verileri var. Haftanın son işlem gününde ise global piyasalarda öncü satın alma yöneticileri endeksi PMI verisi günün en önemli verisi olacak diyebiliriz. Rusya Merkez Bankası'ndan da faiz kararı gelecek. Amerika'da yeni konut satışları verileri izlenecek. Yurt dışı piyasalar ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Pelin, Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Evet, çok teşekkür ediyorum Neslihan aktarmış olduğun bilgiler için. Efendim biz Cenk Ak Yoldaş'la birlikte kaldığımız yerden devam edelim tekrardan. Bu kez sepet kurudaki teknik görünüme bakıyorduk. Dolar TL'ye geçmeden önce yurt içi gündemi de aktarmış olalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklanacak saat 10 itibariyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise gün içerisinde iki tahvil ihalesine birden çıkacak. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 4 yıl vadeli yine TÜFE endeksi tahvili yeniden piyasaya sunacağından bahsedelim. Bir önceki 2 yıllık göstergede ortalama faiz %19,02 olduğunu da hatırlatmış olalım. Aydem Enerji'nin de 4 gün sürecek olan halka arzında talep toplama işlemleri bugün itibariyle başlayacak. Euro bölgesine bakacak olursak cari işlemler dengesi saat 11 itibariyle karşılıyor olacağız. İnşaat üretimi de saat 12 itibariyle karşılıyor yine olacağız Euro bölgesinden gelen verilerde. Şimdi Cenk, tüm bunları aktardıktan sonra dolar TL'de gözümüz kulağımız dolar TL'de. Geçen hafta itibariyle bir miktar daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan şahin bir görüş sergilenir mi, metinde ilave sıkılaştırma devam eder ifadesi yine yer alır mı derken o ifadelerin kaldırıldığını, evet sabit tutulsa da faiz bir miktar daha o görünümün güvercinleşebileceği ilk adımda, fırsat verilen ilk adımda da bir faiz indirimine doğru gidebileceğinin mesajını verdi Merkez Bankası. Dolar TL'de anlık volatilite yükseldi. Yani burada dalga boyunun yükseldiğini görüyoruz. An itibariyle bir miktar daha yatay görünüm sergileniyor. Dengelenen bir dolar TL var. Ne dersin? Sakinleşme süreci içindeyiz. Bir bekle gör. Hep daha önceki yorumlarımızda da anlatmaya çalıştığımız gibi işte Merkez Bankası'nın toplantısından bir değişim beklemiyorduk ama olası işte bir merkez
raporda, yani açıklamadan, basın açıklamasından çıkan metindeki değerlendirmelerin azaltılması, çıkan cümlelere baktığım zaman aslında neredeyse bir faiz indirimi yapmış kadar etkisi olabilecek bir değerlendirmeler. Neden diyeceksin? Çünkü piyasanın gerçekten o şahin duruşu, Naci Ağbal döneminde daha da sıkılaştırılan duruşun tamamen metninin değiştirildiğini gördük. Bu metnin bakalım uygulamaları her ne kadar piyasa şu anda buradaki çıkartılan vurguların piyasa koşullarının el verdiği anda yapılacak beklentisi olsa da işte bakıyorum yorumlar genellikle Eylül ayında olacak, yaz geçtikten sonra olacak. Bu faiz indirimleri düşüncesi söz konusu. Ben bunun o kadar geçe kalacağını düşünmüyorum. İlk fırsatı bulunduğu anda yapılması mümkün ve belirsizlik olan bence 29 Nisan'daki toplantıda bir belirsizlik ortadan kalkacak. Vurgulanacak nokta şu olacak muhtemelen orada. Beklenen enflasyon mu, gerçekleşen enflasyona göre mi bir mutlaka politika? Mutlaka böyle bir soru gelir. O metinde de bence onun sinyalleri verilecek. O sorunun da cevabı verilecek. Oradaki alacağımız cevaba göre de Merkez Bankası'nın ne zaman tam faizleri indirmeye başlayacağı noktasına karar vereceğiz gibi duruyor. Sen eğer soru sorarsan mutlaka bunu soracağına tabii, eminim tabii. Yani. Kafamızda olan ilk en önemli soru bu. Evet, beklenen enflasyon. Dolar TL tarafı, evet. Dolar TL tarafına bakarsak tekrardan bir günlük grafiğe baktığımızda yeşille gözüken 21 günlük ortalamadan destek aldığımızı hemen tekrardan maviyle olan 8 günlük ortalamaya geldiğimizi görüyoruz. Şurada bir mini bir düşen trend oluşturduk. Burada 8.09, 8.10. Hatırlarsan daha önceki hep yorumlarımızda bahsettiğimiz nokta kritik eşim 8.09'du. Yine geldik 8.09 noktasına. Bu sefer yukarı doğru marjın açılıp açılmamasına açıklama getirecek. Şu noktada böyle eğer burası tekrardan kalırsa burada da tersine şöyle bir hareket. Doğru. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası bir sonraki toplantısına doğru hareket olabilir. Enflasyon beklentisi öncesinde böyle bir hareket olabilir. Hareketin aşağı doğru kuvvetlenebilmesi için bu bölgedeki sıkışmanın artık yeşille gözükene daha yakın, daha çok temas eden, nasıl şurada hep maviyle temas halindedik, burada daha çok yeşille temas eden olması lazım ki o zaman anlayacağımız şey fiyatların aşağı doğru gitme arzusu içinde oldu. Baskılanmanın aşağı doğru 7.90'lara, 7.92'lere doğru fiyatlamaların gelmesini bekleriz. Ama bu gerçekleşmediği sürece biz yukarı banda yapışık gidersek, yani 8 günlüğe ve düşen trende, o zaman buranın yukarı doğru kırılma ihtimali gündeme gelir, kuvvetlenmeye işaret eder. Son 2 gündür de bunu takip etmekteyiz. 8.09'u yatırımcının devam etsinler takip etmeye. Üzerindeki fiyatlamalar 8.17'ye kadar bir marj açma durumu söz konusu. Aşağıda 8 destek. Bu altı arasında belki biraz daha sıkışma olabilir. 8'in altını test ediyorsak o zaman diyeceğiz ki evet piyasa artık mevcut koşulları, konjonktürü kabul etti. Aşağıda yeni marjlar açmak isteyeceğiz. O aşağıdaki marjlarda 7.90'lar ve 7.80'lere doğru olabilir. Ama biraz da tansiyonun yükselmeye de devam ettiğini görüyoruz. Dün geçtiğimiz hafta biliyorsun Amerika savaş gemilerini Karadeniz'e çıkartmamıştı. Ertelemişti süreci. Beklemeye geçmişlerdi. Dün İngiltere tarafından bununla ilgili bir başvuru geldi. İki savaş gemisini Ukrayna açıklarına demirlemek istediğine, çekmek istediğine dair bir haber akışları geldi. Karadeniz'de suların ısınmaya devam etmesi gündemde olacakmış gibi duruyor. Bakalım önümüzdeki günler nelere gebe olacak, net şekilde görmek, plan yapmak çok kolay değil. Çok kolay değil, evet. Şimdi dolar TL'de başka göstereceğimiz bir grafik var mı? Yoksa borsaya geçelim. Borsaya geçelim istersen. Dolar TL'de ana resmi aslında günlük grafik şu anda net şekilde. Ötekinde çok yataylaşmış bir şey. Biz ani bir sıçrama olursa o zaman daha 240 dakikaya bakarız. Evet. Dönelim istiyorsan dediğin gibi. Borsaya. O zaman borsada Forex anketini aktaralım efendim. Forex anketinin haftaya hafif alımlarla başlaması bekleniyor. Analistlerin BIST 100 endeksi açılış fark değerine ilişkin medyan tahmini artı 3.23 puan olurken ortalama tahmini ise artı 2.44 puan seviyesinde oldu. Forex'in 27 aracı kurum analistiyle yapılan ankette en yüksek beklenti artı 8.44 puan olurken en düşük beklenti ise eksi 3.21 puan seviyesinde. 27 analisti 22'si pozitif bir açılış beklerken 5'i ise negatif bir açılış bekliyor. Bununla birlikte Cuma günü 0.38
puan artışla birlikte 1408 puandan da haftayı tamamladığını söyleyebiliriz. Cenk, şimdi borsada özellikle ben mesela cuma gününe bakacak olursam, cuma günü bir miktar daha bankacılık endeksinde %1'lik bir düşüşün öne çıktığını tekrar görüyorum. Bankacılık endeksinde bir kazanım oluyor, ardından 2 alıyor bir veriyor, 2 alıyor bir veriyor. Yani hatta bu tersine bile olabiliyor. 1 veriyor 2 alıyor şeklinde. Aslında geçtiğimiz hafta bankacılık endeksi taşıdı. %4'ün üzerinde bir getiri vardı geçtiğimiz hafta. Diğer endeksteki bileşenlere baktığınız zaman genelde düşüş tarafına daha yakınlardı. Bankacılık endeksi işte pozitif tarafta tutan faktör oldu. Bankacılık endeksinin geçtiğimiz hafta yukarı doğru gitmesinde iki tane etken vardı. İki etken de aslında orayı destekler nitelikteydi. Faizler tarafında aşağı doğru hafif bir seyir var. 18'lerin altına 17-20'lere kadar gelen bir faiz tarafını görmüştük. Bu olumlu yönde etki ettiğini gördük. İkincisi de dolar TL'de 8-10'ların altına inilmesi. Bu iki faktör ister istemez bankacılık sektörüne biraz daha talep gelmesine sebebiyet verir. Ama bu kalıcı olacak mı olmayacak mı? Önümüzdeki işte bu argümanların devam edebilmesi için faiz tarafındaki düşüşün devam ediyor olması, aynı şekilde döviz tarafındaki atışın tamamen sömürülmek, artık yavaş doğru basamak basamak öngörülebilir bir noktaya evrilmesi gerekiyor. Şimdi ciddi anlamda da yatırım araçları da böyle bir alternatifler arttı. Mevduat ciddi anlamda yüksek seviyede. Dolayısıyla borsada bu iştah eskisi gibi değil. Gelen o ciddi anlamda fonu yükselten de küçük yatırımcıların bir miktar daha bu düşüş hareketlerinden sonra artık kaçtığını da görüyoruz. Kesin katılıyorum. Aslında hemen piyasayı değerlendirmeden önce iki tane grafik var, onlara bakmak istiyorum. Evet. Bu grafikler hangisi? Bir tanesi MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksiyle Borsa İstanbul'un dolar bazında ikisinin hangi noktada karşılaştırmasının olduğu grafiğimiz. Aslında buraya baktığım zaman 2000'li yılların başından itibaren Borsa İstanbul gelişmekte olan ülkeler piyasasına göre daha pozitif, daha lead etmiş. Yani önden gitmiş. Evet. Diğeri onun peşinden gelmiş. Burada bir zirve yapmışlar. Sonra biz negatif ayrışmışız. Burada tekrardan dengelenmişiz. Burada yine pozitif ayrışmışız. Makas açmışız bir ara. Sonra yine gelmişiz. Burada dengelenmişiz. Burada ciddi bir şekilde makas açmışız. Biz şurada 2012-2013 döneminde dünyada endeksler yatay giderken biz burada kuvvetli bir seyirle gelişmekte olan ülkeler adına konuşuyorum. Ayrışmışız da ama 2013 sonrasındaki süreçte başladığında bir yataylaşma ta ki nereye kadar? 2016. Şu bölgeye baktığımız zaman burada bir makasın açılmaya başladığını görüyoruz. Bizim endeks aşağı mı giderken burası yukarı doğru çok gitmeye başlıyor. Çok ciddi bir korelasyon farkı evet. Gidiyor orada yani. Hatta biz betamız daha yüksekmiş yani onlardan. Sonra burada bir terse doğru açılma başlamış. Ne zaman şu bölgede iyice netleşmeye başladığını görüyoruz. Bu aralıktan sonra son harekette de biraz tekrardan aynı korelasyona başlamış gibiyiz ama şu noktadan sonra tekrardan biz ayrıştığımızı görüyoruz. Burada baktığımız zaman neredeyse bu bölgedeki zirvesini bulmuş, hatta geçmiş gelişmekte olan piyasalarla karşı karşıyayız. Bizim o zamanki 500 cent civarında, biz şu anda 170 üçte bir civarında. Yani demek ki biz üçte bir dünyaya göre gelişmekte olan piyasalarla kıyasladığımızda değerlerimiz düşük kalmış vaziyette diyebiliriz. Evet. Benzer bir seyri hemen dünya endeksiyle de kıyasladığımız zaman dünya endeksi yeni rekorlara çıkmış vaziyette, zirveyi sürekli yukarı taşıdığını görüyoruz. Biz de bir aşağıda bir dip oluşturma çabası içinde. Biz dünya endeksine göre oldukça uzun süre şu bölgeye baktığımız zaman hep pozitif ayrışmışız. Şu bölgeden itibaren bir negatifleşmenin başladığını sinyallerini alıyoruz. Şurada tamamen kırılmışız. Orası da yaklaşık 2018'den beri negatif ayrışmaya devam ediyoruz maalesef. Evet, şimdi buradaki negatif ayrışma bir miktar daha yatırımcı nezdinde de aslında nedir? İştahı da azaltıyor. Borsa İstanbul'daki alternatif enstrümanlara işte koyun piyasası gibi yerlere doğru kayma arzusu içinde oluyor insan yatırımcılar. Evet, Borsa İstanbul'daki performansa bakacak olursak, Borsa İstanbul'daki performans peki MSCI Dünya Endeksindeki negatif bir ayrışma, gelişmekte olan ülkelerdeki negatif bir ayrışmayı görüyoruz efendim. Yani Borsa İstanbul'un buradaki bir miktarda negatif seyri son zamanlarda öne çıktığında ve buradaki korelasyonun da bir miktar daha kopup makasın açıldığını görüyoruz. Buradaki makas kapanır mı diyeceğim ama artan makas sayıları bir tarafta. İşte kur baskısı diğer tarafta tedirgin ediyor.
Şimdi bununla birlikte haber akışları bir miktar daha politik tarafta. Şimdi Borsa İstanbul'un besleneceği hangi haber akışı olmalı ki yükselsin? Biz aslında o makası kapatmak için yola çıkmıştık. O yola çıkış bir şekilde sekteye uğradı. Geçtiğimiz Ekim sonu Kasım başındaki Doğru. yönetim değişimiyle birlikte tekrardan yabancı ilgisini alabilmiştik. Yola çıkılmış yeni bir trend başlamıştı. O trend şimdilik bir dinlenme, bir belirsizlik tekrardan yatırımcıların ne olacağını anlama dönemine girmiş, soluklanma dönemine girmiş gibi değerlendirmek lazım. Bundan sonraki süreç gelecek atılacak adımlara bağlı biraz da. Eğer piyasanın beklediği şekilde adımların devam edeceği anlaşılırsa piyasaya tekrardan yabancıların dönme ihtimali olabilir. Onlar olmadan bu demin görmüş olduğumuz seviyelerin makasın kapatılması kendi başına, kendi yağımızda çok kolay olur mu? O noktada emin değil. Peki yabancının istediği bir görünüm yakın vadede sergilenecek gibi duruyor mu? Bence biraz daha o güvenci mesajlarla birlikte durmuyor gibi. Biraz daha böyle bekle gör yapacaklar o nedenle. Biraz zaman tanımak lazım. Politikaların tamamen uygulama. Haftalık bazdaki grafiğe bakalım. Önemli bir haftaya girdik diye düşünüyorum ben. Şimdi bizim hep bahsettiğim bir silsilemiz vardı hatırlarsan. Aylara ayırmıştık ve ayların içindeki haftaları da sınıflandırmaya çalışmıştık. Hep işte bu yükseliş trendinden sonra bir yatarlaşma. Şimdi bunun benzerini bu bölgede oluşma potansiyeli söz konusu diye bahsediyoruz hatırlarsan. Yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı. Burada da mesela yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı. O zaman bu haftanın kırmızı olma potansiyeli olabilecek bir haftaya işaret ettiğini görürüz. İşte en kritik seviyeni aslında buradaki hep genelde dördüncü haftalarda hep bundaki son geçtiğimiz 3 ayki dördüncü haftaların hepsinde sert düşüşler olmuş. Acaba bu haftada benzer bir sert düşüşle karşı bu nasıl diyeyim? Şu anda bunu sağlayacak bir temel bir verimiz yok. Bu bir senaryo. Bunu hafta içinde gerçekleşebilecek gelişmeler bilemiyoruz şu anda ne olur olmaz. Böyle bir gelişme olacak mı olmayacak mı yakından takip edeceğiz. Eğer bu senaryonun gerçekleşmemesi durumunda şuna benzer bir hareket olabilir. Şurada bir değişim var farkındaysan. İki hafta üst üste yeşil var. Şimdi burada da acaba iki hafta yeşile dönebilen bir yapı da olabilir mi? İki senaryodan bir tanesi olumsuz senaryo. Olumsuz senaryoda bu bölgedeki desteklerin aşağı doğru kırılması durumunda 1316'lara kadar bir marj açılma ihtimali olabilecek bir sert hareket. Geçmişten son 3 ayki performanstan kaynaklanan benzer hareketleri yaşadığımız için destekler çok yakın. Kırılması durumunda yeni katılımcılar yok. Halka azlar ciddi para çekiyor. Vaka sayılarında bir artış var ama dünya tarafından çok büyük bir negatif bir etkimiz yok. İşte bizim gibi aynı sınıfta olan Hindistan tarafında bir vaka sayılarından kaynaklanan bir düşüş söz konusu. %3 o tarafta düşüş evet. var bugün. Öteki piyasalarda böyle bir rakam yok şu an için. Evet. Eğer yok biz biraz daha sakin bir seyir yapacağız, bu hafta biraz daha bekle gör gibi geçireceğiz diye düşünüyorsak o zaman aşağıda 1400 puanın altına inmememiz gerekiyor. 1400 aşağısını kendimize destek yapıp yukarıda da minimal hareketlerle 1444-1445'e kadar bir deneme gerçekleşebilir. Bu olumlu senaryomuz. Hı hı. Oradaki marj şu görmüş olduğumuz 1437, 1446, 1452'de bulunan 3 ortalamanın bizi baskılayacağı, çok kolay geçemeyeceğimiz bölge olduğunu hatırlatalım. Tekiz olumsuz senaryoda da buradaki hareketlerlere baktığımızda yaklaşık olarak o sert hareketlerden sonra hemen hemen bir önceki dibin kapanışın gerçekleştiği nokta oluyor. Şuradaki harekete baktığımız zaman bir önceki harekete yakın bir hareket gerçekleştiriyor. O zaman 1380'ler civarında, 1370-1380'ler civarında bir bu haftayı kapatma ihtimali olabilir. Kısa bir hafta bakalım hakikaten teknik açıdan bu silsilenin, örüntülerin devam edip etmeyeceğini, teyit edilip edilmeyeceğini takip edeceğimiz bir noktadayız. Şimdi Cenk, 5 yıllık CDS'e baktığımız zaman 5 yıllık CDS'de Cuma günü kapanışa baktığımız zaman 400'e düşüş var. Evet. Ve 450'lerden bir miktar daha geldi. Dolar TL'ye bakacak olursak 8.0437 seviyesinde. Burada da bir gevşeme devam ederse yani bu koşullar bir miktar daha peşine gelirse eğer burada 1400 ile 1440 arasında da bir bant arasında. O bant içinde oluşma ihtimali daha kuvvetli gözüküyor.
Ama geçmişten gelen silsile de böyle bir tehlike. Yani evet. Dirençlerin kırıldığı zaman hareketin sert olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Hemen günlük bazda zamanımız daralıyor, ona da bakalım. Aha. Günlük bazdaki grafiğe baktığımızda bizim bu morla gözüken şu anda 1415-1416'da bulunan ortalamanın bir an önce üzerine atmamız gerekiyor. O ortalamanın üzerine atamadığımız zaman tehlikeli bir dönem başlıyor. Neden diyeceksin? Tekrardan fiyatların 1400 ve altına inmesi durumunda bu ortalama da aşağı doğru yaklaşacak. Öteki ortalamada kırmızıda gözüken bir ortalamamız var. O ortalamayla bu ikisinin kesişmesi yeni bir sat sinyali üretir. O beni korkutuyor. Bir an önce buradaki ağzı açmamız ve 1415 ve üzerinde fiyatlamalara geçmemiz lazım. Yukarı doğru dikkat edilmesi gereken seviyeler 1415, 1430, 1445 3 önemli direnç noktası olarak karşımıza çıkan seviyeler bu grafik adına. Destek dersen 1402 aşağısında şu bölgeye dikkat. Bu ana bizim taşıyıcı trend çizgimiz olduğunu belirtelim. Bugün itibariyle 1400, yani bu hafta için baktığımızda 1470'ler civarında, 70-75 civarından geçecek çünkü yukarı doğru gittiği için. Aşağıda da 1356, geçtiğimiz haftada görmüş olduğumuz en düşük seviye. Evet, buradaki en düşük seviyeyi de yine takip ediyor olacağız. Bu arada VIOP 30'u da aktaralım. 0.09'luk negatif bir seyirle işleme devam ediyor. 1463 seviyesinden de işlemde olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki bir miktar daha bekle gör pozisyonun bu haftada yine devam edebileceğini piyasa yapıcıları tarafından da söyleyebiliriz Cenk. Bununla birlikte yabancıların içeriye çekilmesi artık kaçınılmaz gibi duruyor. Ya işte yabancının katkısı gelmediği sürece endeksi çok fazla yukarı taşıma, yani o taraftan arzın gelmesi durumunda bu son dönemdeki yine halka arzlarla birlikte yabancı tarafından da mal gelmesi piyasayı büyütemeyeceği için aşağı doğru baskın. Hemen bir 242'ye de bakalım, hemen bitirelim. Burada da şöyle bir FIBO fan çizgimiz var, hemen hemen burada 1415'lerden geçiyor. Ortalama burada 1417'de dikkat etmesi, 1403 aşağıdaki destek noktası. Bu arada sıkıştık, kararsızlığa işaret. Mavinin üzerine mi atacağız, morun altına mı ineceğiz? Bundan sonraki seyri belirleyecek olan süreç bu. Aşağıda bu grafik açısından baktığınızda 1396, 1364 aşağıdaki destek seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi dediğimiz gibi yakından da yine takip ediyor olacağız. Son bir dakikaya girerken kripto paralardaki bu düşüşü neye yoruyorsun? Yani kripto sonuçta baktığımız zaman çok sert hareketlerin yaşandığı bir piyasaya da karşı karşıya. Çok iyi primler yapılmıştı. Arada bazen mazeretler gerekir bir düzeltmek için. Düzeltme hareketi gibi görmek lazım. Daha ayı piyasasına girebilmesi için ana büyük bir kriptoda olan Bitcoin tarafında 50 bin dolar ve altında fiyatlamalar başlıyorsa o zaman %20'yi aşan düzeltme seviyelerini aşan rakamlarla karşı karşıya olacağız. O zaman da düşüş trendine girdi deme potansiyel olabilir. Mutlaka stoplu devam etmesi lazım değil mi yatırımcı? Yani bütün piyasalar için geçer. Sırf coin piyasası için, döviz piyasasında işlem yapan için de, hisse senedi piyasasında işlem yapan için her zaman stoplarınızın olması gerekiyor. Evet efendim, kripto varlıklardaki düşüşün bir miktar daha düzeltme hareketi olduğunu, bunun derinleşebilmesi için de Bitcoin tarafında 50 bin doların aşılması halinde, buradaki desteğin kırılması halinde de satışların daha da derinleşebileceğini söyler Cenk Akyoldaş. Mutlaka stoplu hareket edelim. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Bakalım yarın sizlerle birlikte neleri konuşuyor olacağız. Aynı saatte tekrardan ekranlarınızdayız. Hoşçakalın. İyi kazançlı, bol kazançlı günler dilerim. Ahlatçı Yatırım beklenti raporunu sundu.